Bu akşam Gamze merhaba. Bu akşam güzel bir gece olacak. Devamı da güzel olacak diye umuyorum. Çünkü bu akşam burada katılacak olan ve daha sonrasında bunu seyredecek olanlar için, bizle bağlantıya geçecek olanlar için de Reiki çalışması yaptım, Ho'oponopono yaptım, meditasyon yaptım. Hepimize güzel bir şifa olsun. Herkes hazır olduğu kadar fark edeceklerini, bileceklerini alsın, görsün, algılasın diye, şifalansın diye çalışma yaptım. Onun için belki bu gece rüyalarınızda, belki yarın öbür gün, önümüzdeki günlerde dediğim gibi herkes ne kadarına hazırsa, ne kadarına açıksa o kadar dönüşümleri başlar. Evet, bu akşam geçmişi şifalandırmak, geçmişten derslerimizi almak, ondan özgürleşmek ve tekamül yolumuzda daha güzel gidebilmek için neler yapabiliriz? Bununla ilgili konuşacağız. Size bir ritüel vereceğim. Bu ritüeli yazıp lütfen not alın. Sonra özel bir gün ayarlayıp o gün bunu tek başınıza yapacaksınız. Bu akşam başka biz ne yapacağız? Şu geçmişle ilgili biraz konuşacağız. Onunla ilgili görüş alanımızı biraz genişleteceğiz, hazırlanacağız. Ve ondan sonra da diğer ritüeli sizin yapmanız için bir başlangıç yönlendirmeli meditasyonu yapacağız birlikte. Teşekkürlerinizi sevgiyle aldım, kabul ettim. Ben de size teşekkür ederim bu yolda birlikte olduğumuz için. Evet, şimdi önce biraz geçmişte konuşalım, oradan başlayalım. Bu anlatacaklarımın belli bir kısmı Kendini Hatırlayan İnsan kitabında da var. Oradan da üstünden geçebilirsiniz. Özellikle bu konuyla ilgili ihtiyaçları daha fazla olan kişiler varsa lütfen orayı okusunlar. Şimdi yine biz bir beynimizden başlayalım bu işe. Şimdi insanın yine diğer canlılardan ayıran özelliklerinden bir tanesi de geçmişi hatırlayabilmesi ve geleceği hayal edebilmesi. Bunları biz hayatta hiçbir şey tek başına iyi ya da kötü olmadığı gibi bunları da biz nasıl kullanacağımıza göre şekillenir. Yani hayal etme, geleceği planlama, vizyonlama özelliğimi kendimi korkutacak bir şeyler için kullanırsam bunu kötü yönde kullanıyorum. Ama bazı öngörüler, tedbirler ya da hayaller üzerine pozitif anlamda kurarsam bu özelliğimi, beynimin bu özelliğini iyi bir şekilde kullanıyorum. Geçmişle ilgili olan, yani geçmişi hatırlama kısmımızda biz hayatımızın bütününe baktığımızda geçmişimiz de bizim için önemlidir. Çünkü onu derslerimi hatırlamak için, öğrenmek için, bilgi haznemi genişletmek için kullanıyorsam geçmişi hatırlamam iyi bir şeydir. Ama geçmişteki olumsuz kayıtları sürekli kafam içinde çeviriyorsam, burada takılmışsam bu özelliği de o zaman kötü yönde kullanıyor olurum. Bu hepimiz için geçerli. Geçmişte biz bir şey yaşadığımızda o yaşadığımızla ilgili bir kayıt oluşuyor. Kayıt fiziksel bir şekilde nasıl oluşuyor? Beynimizdeki nöron ağları birbirine bağlanıyor. Oradaki kişiler, zaman, olay, duygular hepsi bir program oluşturuyor, bir kayıt oluşturuyor. Ve bu kaydı biz ne yapıyoruz? Geriye dönük olarak hatırlıyoruz. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama kaydettiğimiz anılar bize hala acı veriyorsa, onları sanki bugündeymiş gibi tekrar tekrar yaşıyorsak içine girip bu bizim ilerlememizi ve tekamül etmemizi engelliyor. Çünkü bize acı veren, canımızı sıkan, üzen her türlü olayın içinde bir ders vardır. Bu ders bir bilgidir. Bizim olgunlaşmamız için gerekli olan bir şey var ki bize onu almamızı söylüyor. Biz de onu alamadıysak aynı olayı hayal dünyamızda yani zihnimizin içinde defalarca defalarca yaşıyoruz. Bir de buna benzer durumları da çekiyoruz hayatımıza.
Ve bu olayları biz dersimizi nasıl alabiliriz? Şimdi önemli nokta burası. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Bir olay yaşadığımızda biz onun sonucunda bir yargıya varıyoruz. Bu yargı bizde pozitif veya negatif bir duygu açığa çıkartıyor. Peki bu duyguyu açığa çıkartan sonuç, yargı aslında olayın kendisi değildir veya o bir kişiyle yaşadıysak bunu o da değildir. Aradaki bizim yorumumuzdur aslında. Biz onu nasıl yorumladıysak ona göre pozitif veya negatif dediğimiz bir sonuca varıyoruz. Ondan sonra da onu hep öyle anıyoruz. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Mesela ben şimdi geçen hafta tenis oynadım. Tenis oynadığımda ısınmadan oynadım ve çok fazla hızlı oynadım. Ve belim, sırtım neredeyse 5-6 gündür ağrıyor. Şimdi ben şöyle bir sonuç çıkartabilirim kendime örneğin. Bir yorum yaparım. Derim ki tenis oynamak sırta çok zarar veriyor. Çok canını yakıyor. Bu kötü bir şey. O zaman bu benim kaydıma bu şekilde girecektir. Tenis ve acıyı kaydetmiş olacağım. Peki şöyle de yorumlayabilirim ben. Ya ısınmadan bunu yapmamam gerektiğini bir kez daha hatırladım. Bundan sonra daha dikkatli olacağım, daha iyi ısınacağım diyebilirim. Yoluma da devam edebilirim. Veya bu arada başka birisi bana diyebilir ki, ya 50 yaşında tenis oynanır mı? Neyine senin diyebilir. Onun fikrini satın alırsam, bu sefer tenisle 50 yaşında bunu oynamamak arasında bir bağlantı kururum. Şimdi bunlar sonsuz sayıda seçenekler var. Yani biz neyi nasıl yorumluyorsak o şekilde sonuçlandırıyoruz. Geçmişte yaşadığımız bir ilişkiyi de bugün bize hala bir acı veriyorsa, bir sıkıntı veriyorsa, bir affedememezlik varsa, bir bırakamamazlık varsa bu defalarca zihnimizde tekrar ediliyor ve bu bizim yorumumuzla ilgili. O an, o gün, o bilinç seviyesiyle biz onu o şekilde yorumlamışız ve onu orada bırakmışızdır. Bırakırsak ne yaptık? Dersimizi alamadık, o bizimle hep geliyor. Şimdi burada dersleri almak, bilgiyi almak, bana bu olay ne anlatıyor, ne demek istiyor, benimle ilgisi nedir? Bu inanç da olabilir. Geçmişte bize yapışmış bir inanç. Onu bırakmıyoruz. Ben yetersizim, ben başarısızım. İşte ben evlenemiyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim gibi. Bunlar da geçmişte oluşmuş yine kayıtlar. Ve biz asıl hani bir söz vardır ya, geçmiş yakamı bırakmıyor. Hayır, asıl biz geçmişin yakasını bırakmıyoruz. Evet, şimdi bunlardan geçmişteki olumsuz anılardan özgürleşmek için bir takım meditasyonlar, bir takım bırakma çalışmaları, ritüelleri yapılıyor. Ben de vereceğim. Ama burada çok önemli bir kilit nokta var. Dersimizi almak durumundayız. Dersimizi almaya mecburuz. Almadan ben onu unuttum gitti, ben onu attım gitti diye bir şey yok. O yüzden burada onun içinden gelecek bilgi, farkındalık, ders, tecrübe her ne ise buna almaya da açık olmak. Bu vedalaşmaları yaparken bile bu bana dönüşsün gelsin bir farkındalıkta. Ben burada bilmem gerekeni, anlamam gerekeni, almam gerekeni alayım. Bu kapımızı da hep açık bırakacağız. Evet, şöyle biraz yazılar, yorumlar var. Onlara bakayım. İmrendim hocam, tenis oynamanıza demiş. Evet, devam edeceğim tabii ki. Melisa da fırsat bulduğunda başlayacakmış. Evet, ne yapıyoruz? Arzu Hoca'dan da aldığımız tecrübeyle iyi ısınıyoruz. Evet. Merhaba, merhaba tekrar. Evet. Şimdi burayı iyi yakalayalım. Yorum değişirse sonuç değişiyor. O gün o kötü anıyı, o kötü tecrübeyi biz o günkü bilinç seviyemizle, o an içinde bulunduğumuz duygu durumuyla birlikte
bir yorum yaptık ve biz de o acıtan, üzen, değersizleştiren, yetersizleştiren bir etiketle bizde kaldı. De bizim peşimizden hep gelen bu. Ne dedik? Yorum değişirse bu etiketleme de değişeceğiz. Ve o yorumun içinde zaten biz farklı bir gözle baktığımızda gerçek bilgiyi, dersimizi, öğrenmemiz gereken o bilgiyi alacağız. Onu aldığımda ne olacak? Ben daha güçlü olacağım o zaman. Daha güçlü bir şekilde tekamül yolunda devam edeceğiz. Önümüz açılacak, daha iyi hayal edebileceğiz. Şimdiyi daha güzel yaşayabileceğiz. Peki bir duygu durumları nasıl oluyor? Duygu durumlarını da kitapta yazmıştım. İçeriden gözlem yaptığımızda, yani sanki ben o olayı şimdi o anda yaşıyormuş gibi hayal ettiğimde, buna NLP'de iç gözlem diyoruz, o anı bugüne getiriyorum. Bugüne getirdiğim zaman da bütün duygular tekrar harekete geçiyor ve ben yine onu gözlemcisi olamıyorum. Oradaki dersi, farkındalığı algılayamıyorum. Çünkü ne oluyor? Benim bugün farklı bir bilinç seviyem var. O olay 1 sene, 3 sene, 5 sene önce yaşanmış olabilir ya da işte 3-5 ay önce olabilir, hiç fark etmez. Şu anda aklı selim bir şekilde objektif bakıp kalbimi ve aklımı açıp yorum yapamam. Çünkü şu ana getirdim o geçmişi, içindeyim, yine onlar oluyor ve o duygu durumuyla o anki bilinç seviyesine düşüyorum. Bunun için ne yapacağız? Dış gözlem yapacağız. Bunu kendinize öğretin. Nasıl yapacağız? Kendinizi de dışarıdan görerek o yaşadığınız olayı, durumu bir sinema perdesinde seyrediyormuşsunuz gibi, bir videoda seyrediyormuşsunuz gibi seyredeceksiniz. Siz de karşıdasınız. O zaman dış gözlem pozisyonda olursunuz ve daha objektif bakabilirsiniz. Siz neler yapıyorsunuz, olaylar nasıl gelişiyor ve oradan daha geniş bir perspektiften bu olay size ne anlatıyor? Her şeyin sizinle ilgisi var. Benim yaşadığımın da benimle ilgisi var. Bu bilgiyi almaya çalışıyoruz. Alamazsak niyet ediyoruz, kapıyı açıyoruz ve bu bir şekilde karşımıza gelecek. Belki bir fikir olarak gelecek, belki bir yerde bir şey duyacağız ya da biri bize bir değişiklik yapacak, anlayacağız. Evet, notlarımıza bakalım. Uzaktan gözlemliyoruz dedik. Sanki biz dışarıdayız. O zaman duygu durumumuz aktive olmuyor ve daha objektif olabiliyoruz. Ve şu anki bilincimizle yeni bir gözlem yaptığımızda tabii ki muhakkak bilgileri yaşayacağız. Geçmiş hiçbir zaman tek başına kötü değil. Lütfen bunu her zaman hatırlayalım. Bugün önünüzü keser. Hem şimdiyi yaşamanızı hem geleceği yeniden yapılandırmanızı. Bir defa daha iyi bir geleceğe gitmek istiyorsak, bugün de iyi yaşamak istiyorsak bu geçmişin acı bağlarından kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Ve her seferinde o acıyı hissettiğimizde bedenimize de zarar vermiş oluyoruz. WhatsApp grubundakiler bunu su deneyiyle de çok güzel algıladılar. Evet, şimdi tek tek seans yapıp sizin yaşadığınız geçmişteki hala duygu durumlarını hissettiğiniz, önünüzü kesen durumlar için herkeste farklı bağlantılar var. Şu anda tek tek seans yapma durumu söz konusu olmadığı için ben sizlerin kendinizin yapabileceği genel vedalaşma, özgürleşme, niyeti, adımı, seremonisi ya da ritüeli bunlardan bahsedeceğim. Umarım her biriniz de yavaş yavaş açılımlarla bunları çözeceksiniz. Evet. Şu ana kadar sorusu olan var mı? Kağıt kalemler hazır mı bu arada? Evet, şimdi ritüelden bahsetmek istiyorum. Bizim birlikte yapacağımız yönlendirmeli meditasyona geçmeden önce. Siz bu ritüeli önümüzdeki taze yarın olabilir, öteki gün olabilir. Yani birkaç gün içinde olmadı en geç
hafta sonunda muhakkak taze taze yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Bunun için böyle bir aşağı yukarı bir saat falan yapacağınız günü belirleyin. Şu gün yapacağım, şu saatte yapacağım diye karar verin bunu yapmaya. Tarihinizi, saatinizi de belirleyin. Ve bu süreçte o saat, tarihe kadar neler yapacaksınız? Bu siz yalnız olacaksınız ama insan olarak yalnızsınız. Fakat orada bir huzura çıkıyorsunuz. Yani bu yaptığınız ritüelden bilinçaltınız haberdar. Üst bilinciniz, ruhunuz haberdar. Yaradan haberdar, evren haberdar. Onlarla birlikte olacaksınız. Onların huzurunda olacaksınız bu ritüeli yaparken. İsterseniz başka da size ruhsal olarak rehberlik eden işte varlıklar veya inançlarınız varsa onların da huzurunda olacaksınız. O yüzden gerçekten iyi bir saat dilimini ayarlayın bu çalışma için. Aslında bu hani diğer meditasyon çalışmalarında da aynı şekilde söz konusu. Onlar hep bizimle beraberler. Biz farkında olmayabiliyoruz sadece bazen. Ve gayet böyle güzel hazırlanacaksınız. Huzura çıkıyorsunuz çünkü. Çok önemli bir vedalaşma yapıyorsunuz. Bu vedalaşma aynı zamanda bir başlangıç. Yani her bitiş bir başlangıçtır. Bu özgürleşmek istediğiniz inançlar olabilir, olaylar olabilir, kişiler olabilir. Hepsi kayıt sonuçta. Güzelce giyiniyorsunuz. Bunlardan vedalaşacaksınız. Mumlar, tütsüler, işte bir takım böyle güzel bir ortam hazırlayabilirsiniz. Bu arada bırakmak istediklerinize ait bir takım semboller toparlamaya başlıyorsunuz bunu yapmadan önce. Mesela o konuyla ilgili fotoğraflar olabilir. O konuyla ilgili ya da kişiyle ilgili eşyalar olabilir. Ondan sonra bazı belki işte objeler olabilir. Ona ait ne varsa. Diyelim ki bir inanç ama onunla ilgili bir sembolünüz yok. Bir şeyde yetersiz hissediyorsunuz. O yetersizliği temsil eden bir sembol kullanabilirsiniz. Onu ama hiçbir şey yok diyelim ki o konuyla ilgili elinizde. Bir somut bir şey. O zaman bir kağıda onu temsilen yazabilirsiniz. O inancı yazabilirsiniz. Ya da işte o kişinin adını yazabilirsiniz. Ona ait bir şey çizebilirsiniz. Her biri için bunları topluyorsunuz bu arada. Bütün bırakmak istedikleriniz, özgürleşmek istediklerinizle ilgili sembolleri. Bir de burada varsa eğer bir çift eski ayakkabı. Çünkü artık o eski ve ayağınızı acıtan, ayağınızın sığmadığı ya da ayağınızı acıtan bir ayakkabı olabilir. Bu da temsilen yine hani geçmişi artık bu ayaklarla yürümüyorsunuz. O sizi sıkan, daraltan ayakkabılarla gitmiyorsunuz. Orada orası geçmişinizi temsil ediyor. Onun için öyle bir ayakkabınız varsa onu da koyun. Bu da tamamen geçmişin kötü, yanlış, eksik düşüncelerini temsil ediyor, kalıplarını. Eğer yoksa bir çift yine ayakkabı resmi çizebilirsiniz bir kağıda. Bütün bunları toparlıyorsunuz. 5 tane, 7, 8 tane artık neleri bırakmak istiyorsanız, kimleri bırakmak istiyorsanız, hangi kodlarınızı bırakmak istiyorsanız her birine temsil eden simgeler, objeler koyduk ya da kağıtlara yazıp çizdik her birini ayrı ayrı. Siyah bir tane büyük çöp poşeti alıyoruz. Bir tane geçmiş yazan bir kağıt kocaman. Bunu çöp poşetine yapıştıracağız. Çünkü o bizim o geçmişi taşıyıcı aracımız. Ondan sonra bir tane mektup yazıyorsunuz. Daha bu çalışmayı yapmadan önce bunların hepsi hazırlık. Bir mektup yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki bunlara hitaben. Ben seni artık hayatımdan çıkartıyorum. Senin kurbanın olmaktan artık vazgeçiyorum. Ayrılıyoruz. Bu iş bitti.
Bye bye. Böyle içinizden geldiği gibi bir veda mektubu yazıyorsunuz onlara. Ve şimdiden size öğrettikleri için veya gelecek olan bilgiler için de teşekkür ediyorsunuz. Ne kaldı? Evet, bu hazırlıkları yaptık. Günü belirledik, saati belirledik. Hazırlandık, süslendik. Güzel müzik açtık veda için. Dediğim gibi bu bir veda ama özgürleşme ve yeniden başlama da aslında. O güzel ortamda oturduk. Ve her bir sembolü alıp onunla tek tek yine vedalaşarak seni gönderiyorum. Bağımız bitti artık. Sadece dersimi bilmek istiyorum. Sen gidiyorsun. Bütün hepsini tek 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 bu şekilde o geçmiş yazan çöp poşetin içine koyuyoruz. Ondan sonra teşekkür ediyoruz evrene, üst bilincimize. Sonra onları bağlıyoruz ve mümkünse uzak bir mekana, hani hemen kapımızın önündeki çöpe değil de daha uzaktaki bir çöpe götürüyoruz ve atıyoruz. Fakat bu tek tek koyarken o söylediklerinizi lütfen yüksek sesle söyleyin. Yani her biriyle artık senden vazgeçiyorum, vedalaşıyorum. Sadece dersime, bilgimin farkındalığımı alıyorum. Koyuyoruz. Sesli sesli söyledik. O sırada bilinçaltınız sizi seyrediyor. Üst bilinciniz, yaradan, evren. Herkes şahit oluyor buna. Ona göre. Ondan sonra bunu götürdünüz. Artık attınız çöpe. Sonra eve geliyorsunuz. Duş alıyorsunuz. Pardon, bir şey söylemeyi unuttum. O şeyin içine, çöp poşetin içine tuz da koyun. Onların dönüşmesi, arınması için tuz da koyun. Sonra eve geliyorsunuz, duş alıyorsunuz. Duş alırken yine üzerinize tuz atın. Süt dökebilirsiniz bir bardak arınma için yine. Teşekkür ederek, yeni hayata merhaba diyerek duşunuzu alıyorsunuz. Sonra bir parça kırmızı elma ya da bir kaşık bal, tatlı bir hayata merhaba diyorsunuz. Ve bunların hepsini yaptıktan sonra kendinize de çok güzel bir teşekkür ediyorsunuz. Çünkü bu cesareti gösterdiniz. Harikayım diyorsunuz, tebrik ediyorsunuz. Evet, bu sizin yapacağınız ritüel. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bakalım. Gözlük takalım. Tam okuyamadım. Hocam ağzınızdan çıkan kelimeler süper. Siz de süpersiniz. Değersizlik hissi olmasının nedenleri nedir? Değersizlik hissini bir kayıt, ben değersizim dedirtmiş. Yani az önce anlattığım olay var ya, bir olay oluyor ve biz ondan bir sonuca varıyoruz, bir yargıya varıyoruz. Sonuç yargı ne? Ben değersizim. Ama aradaki bu yargı, sonuç, aradaki yorum bunu yaptırtıyor. İşte o çocuk aklıyla ya da genç ergen aklıyla olan olay karşısında her ne olduysa ben değersiz bir insanım yargısına varılıyor. İşte o yorumun değişmesi. Çünkü her insan kendi içinde değerlidir. Başkalarının bize yapıp ettikleri bizim değerimizi indirip arttırmaz. Ama o bilinçte olmayınca başkalarından istediğimiz gibi, beklediğimiz gibi ya da bizim kafamıza uygun olarak
değer görmediğimiz zaman sanki kendimizin değeri düşmüş, değeri yokmuş gibi hissederiz. İşte bu bir yanılgıdır. Eğer bu sonuca vardıysak buradan alacağım ders nedir? Benim değerli olduğumu, kendimin sadece değerli olduğum ve kendime değer veren bir insan olmayı bana öğretmeye çalışıyordur. Ve çalışacağım alan burasıdır. Onu bana yapan kişiyi, bana onu hissettiren kişiyi bırakacağım. Onun görevi bitti. Dersim ne? Ben demek ki kendime değerimi bilen, değerime sahip çıkan bir insan olmalıyım. Mesaj bu. O zaman ben şimdi onunla uğraşmayı ya da o bana değersiz hissettir demeyi bırakıp ben nasıl kendi değerimi fark edebilirim? Kendime nasıl değer verebilirim? Bunu nasıl güçlendirebilirim? Öz değerimi nasıl arttırabilirim diye buradan yola devam etmeli. Öğrencileri anda tutmak için NLP tekniği ya da basit bir ritüel vardır. Ama şimdi bu şu anda bu akşamki konumuz olmadığı için ona vakit ayırmayalım. Başka zaman yapalım. Kişi bazlı yaparsak ama sadece iyileşmek istiyorsak hayatımızda olsun ama iyileşsin istiyorsak ne yapalım? O zaman şöyle olup olmamasını da bilmiyoruz. Belki o kişinin hayatında olmaması daha da iyi olabilir. Ama burada yine o bir kenarda beklesin. Bilmiyorum onunla ilgili bir vedalaşma yapmak istemiyorum diyorsan şunu yapabilirsin. Orada hissettiklerine hani böyle hissetmeme, böyle düşünmeme, kendimde bunları hissetmemden vedalaşmak istiyorum. Veya tekrar etmiş bir olaysa bu, başka insanlarla da bu tekrardan özgürleşmek istiyorum ve dersimi almak istiyorum. Ha bunun karşılığında o insan gider, gelir, değişir, onu bilemeyiz. Önemli olan senin o dersi alman, senin tekamül etmen. Eğer tekamülünü engelleyen bir şeyse kendine zarar veriyorsun. Yani olay kişilere bağladığımız sürece en büyük yanlışı yapmış oluruz. Çünkü sen zaten gerçek dersi aldığında o hayatında olmayacaksa seni etkilemeyecek bu. Çünkü doğrusu o. Ayakkabıları da atıyoruz, evet. Mesela ben çok vericiyim. Buna sebep de ise bunu bırakmak istiyorum. Tamam. Yani bunu şöyle anlamlandıracaksın o zaman. Ben hani gereksiz veriyorum. Çok fazla veriyorum. Bundan vedalaşmak istiyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Ve buradaki dersimi de almak istiyorum. Şimdi değersizlik hissini nasıl dönüştürürüz? Burada nerede değer kaybediyoruz. Hani ne yapıyoruz da değerimizi kaybediyoruz? Ya da ne yaparak değerimizi yükseltiriz gibi çalışma alanları vardır. Ve üstümüze yapışmış etiketlerden kurtulmak için hani bayağı kapsamlı bir çalışma. Mesela Kasım ayında bunun atölyesi var. Kasım ayında kendi değerime sahip çıkıyorum. Öz değerimi yükseltiyorum diye bir atölye çalışmamız var 2 gecelik meditasyonlarıyla birlikte. Ona katılabilirsiniz. Kendimizle ilişkimizi güçlendirirsek, evet kendimizle ilişkimizi güçlendirmemiz çok tabii ki önemli bu öz değer konusunda, öz değer yükseltmekte. Ben bir türlü eşiği geçemiyorum, harekete geçemiyorum. Şimdi her şeyin hani bir bedeli var.
bunun bedel olduğunu bilmek, bir de elde edeceğin, yani kişiden kişiye harekete geçme noktası değişiyor. Mesela bazı insanlar için bulunduğu mevcut durumdan yeteri kadar rahatsız değildir. Oranın dozunu arttırmalı, o zaman harekete geçer. Bazı insanların gideceği yer zihninde çok berrak, parlak değildir. Hani burası acı, biliyoruz da bunu istemiyoruz. Ama gideceğim nokta neresi ve ne kadar hani iyi bir yer, onun resmini çizmemiştir, zihnine tanımlamamıştır. Bu yüzden de harekete geçemeyebilir. Alışkın olduğu program, o rahat bölge dediğimiz konfor alanında dönüyor. Konfor alanı ama acı bir alan olsa bile bilindik alan olmuş olması ve bilinçaltına ve egonun oradan çıkmama seslerine kapılır kişi. Bilinç konumuna gelinmeli burada. Ve tetik noktası özel olarak neyse kişinin oradan yola çıkmalı. Kararlılık çok önemli. Nilay demiş, hocam günlerdir sizinle uyanıyoruz. Her şeyi sevgiyle kabul etmeyi hatırlattım kendime. Şimdi hiçbir şeyi çöpe atacak kadar önemsemiyorum sanırım. Evet, 21 günlük WhatsApp grubumuz. Her sabah benle uyanıyor, ben de sizle uyanıyorum. Güzel bir yolculuk. Bu arada yeni katılanlar için söyleyeyim. WhatsApp grubunun yeni çalışması 11 Kasım'da başlayacak. Ve 11 Kasım'a kadar kendini hatırlayan insan kitabını alıp kendi sayfasında beni etiketleyerek paylaşan, bana haber veren herkese bu çalışmayı hediye ediyorum. Kendi kendinizi 21 gün boyunca gelen ses kayıtlarını dinleyip ufak ufak çalışmaları yaparak güzel bir öz farkındalık kazanıyorsunuz. Çok kıymetli bir çalışmadır düzenli yapıldığında. Evet, bu çalışmaya da mutlaka katılmasını tavsiye ederim tabii ki herkese. Ayakkabıları poşete ne zaman koyduk? En son ayakkabıları da koyuyoruz. O vedalaştık, her biriyle tek tek konuştuk, koyduk. En son ayakkabıları da koyuyoruz. Mektubu da koyuyoruz. Poşeti bağlıyoruz. Hatta en uzak yer neresiyse orası. Tuzlu su topraklanmak için, evet. Arzu'nun, beynimizden çıkmayan geçmişte yaşadığımız kişiler yakınımızdaysa beynimizde yaşadıklarımızı tetiklemesi normal mi? Yani yakında olmasa bile tetikleyebiliyor. Ki yakındaysa beyin onu görüyor, hatırlıyor. Eğer yakında değilse onu çağrıştıran bir durum geldiğinde yine hatırlıyor, çağrıştırıyor. Burada duygu depreştiyse demek ki bu bizi kontrol ediyor demektir. Ama bundan özgürleşmek için o kişinin yanınızdan gitmesine de gerek yok. Çünkü yorum değiştiğinde, ders alındığında, lütfen burada ders almayı böyle dersim verildi gibi değil. Hani bu bizim gelişmemiz için önemli bir adımdır. Her ne yaşıyorsak zaten oradan kendimizi yükseltmemiz için, hani arındırıp ve yükseltmemiz için, olgunlaşmamız için bir ders var. O yüzden yaşıyoruz zaten onu. Yoksa yaşamazdık. Ve bu bilgiyi alabildiğimizde o kişinin bizim etrafımızda olmasının da anlamı kalmıyor. Çünkü sonuç değişiyor. Ben arkadaşlarıma hediye edeceğim kitabı, katılsınlar diye. Olur, bir güzellik yapmış olursun onlara da. Hocam çok emek veriyorsunuz. Emeklerinizin size bolluk ve bereket olarak dönsün. Teşekkür ederim canım. Her türlü verişlerimizin geri dönüşleri muhakkak olur. Karşılıklı olmasa da bu evren bunu zaten bir yerden bulup getiriyor. Tabii böyle güzel dileklerinizin içine çok teşekkür ederim. Size de geri gelsin. Böyle bir alışveriş evrende güzel bir şekilde dönsün. Zaten bolluk, bereket enerjisi demek budur. Bilinçaltı programı tamamen değişmesi için sizin Ho'oponop... Ay, gitti, bir dakika. Nereye gitti?
Ho'oponopono çalışması yeterli olacak mı hocam demiş. Şimdi bunu Ho'oponopono çalışmasına katılmış birisi mi soruyor, katılmamış mı soruyor. Onu bilmiyorum, anlayamıyorum isimlerden. Aklımda da tutamıyorum hepsini tabii ki. Şöyle Ho'oponopono'yu veya hangi çalışma olursa olsun. Yani böyle bir komple temizlik yok. Zaten şu anda kimin ayağına ne takılıyorsa, hayatında neleri zorluyorsa öncelikle orasını temizlemesi gerekiyor. Bunu kim insan Ho'oponopono'yla teslimiyete hazırsa, teslimiyet sabrında gidebilecekse, bu inançtaysa bu süreçle atlatır. Başka birisi NLP ile koçlukla atlatır. Başka birisi başka bir yöntemle atlatabilir. Ama sonrasında hiç beklemediğimiz başka kodlar da gelebilir. Hayat bu şekilde. Ama siz bunları geldikçe daha kolay bir şekilde kabul edip dersimi alacağım, bu beni yükseltecek, tekamülümde gidiyorum dediğinizde işler kolaylaşmaya ve daha keyifli olmaya başlıyor. Tamamen bir bilinçaltına oturup temizlemek gibi bir şey kesinlikle yok. Bu mümkün değil. Egoyu acı konfor alanıyla beslemeyi normalleştiren ve ferasetine engel koyan insanların azalması için neler mümkün hocam demiş. Çok güzellikler mümkün inşallah. Canım sevgi. Evet, bu arada saat kaç oldu? Kayıt sıkıntısı olmasın. Şu anda 20 dakikamız var. Ben kendi adıma iletişimlerinde daha çok verici noktadayım. İlk hareketim kalbine, aklıma düşen tamamen karşılıksız gelişiyor. Atladık. Tam anlayamadım bunu. Ben adım erişimlerinin daha çok verici noktadayım. Şimdi verici ol da şöyle bir durum var. Çok verici olup çok seviyor olmak, çok değer veriyor olabilmek. Mesela bu seni acıtmıyorsa ol. Yani bu neredeyse o zaman hani ben böyleyim deyip karşılık beklemeden ben 10 veririm. Ben böyle olduğum için 10 veririm. Ben böyle olduğum için 10 değer veririm gibi söyleyip bunu yapmaktan mutluluk duyuyorsan hiç problem yok. Ama bunu yapmak sana yük oluyorsa, karşı taraftan bunun yarısı bile gelmedi diye üzülüyorsan demek orada başka bir şey var. Bu çok vermenin altında seni besleyen bir yer var. Bir şeyi almak için ya da bir şeyi korumak için bunu yapıyorsun. Oraya bakmak gerekiyor. İyilik, güzellik içinde, paylaşım içinde tek olmak zaten üst benliği anlatan şey. Fakat sonra değeri bilinmediğinde ben de değersiz hissediyorum. Evet, işte az önce verdiğim cevap burada da. Gerçekten gönülden verme kıvamında olmak zaten çok üst bir makam. O makama eriştiyse kişi bunların hesabını yapmaz. Çünkü sadece şunu düşünür, yani hani bende var bu sevgi, bu değer, bu iyilik, bu benden açığa çıkıyor ve benim işim sadece bunu açığa çıkartmak. Zaten bu şekilde yapıyorsa kişi karşısına o kadar çok da o kıymet bilmez, değer bilmez insanlar denk gelmez. Gönülden veriyorum, çok veriyorum, çok yapıyorum ama bana böyle yapıyorlar geliyorsa o gerçek bir gönülden verme değil aslında. Bilinç altında orada vermek üzere, belki sevgi almak için, sevilmek için, iyi insan olmak için bir şeyler var orada. O yüzden o çok verme. Ve kişinin bunu anlaması için de karşısına aynı derecede olmayanlar çıkacak. Çünkü niye ayna? Dış dünya bizim aynamız. O ayna olmazsa ben içimdekini göremezdim zaten.
Ayça demiş. Sonsuz olan tükenmez zaten. Evet, o yüzden de hesabı da olmaz bunların. Şimdi şöyle yapalım. Bir saatte buradaki kayıt durduğu için şimdi biz 10 dakikada diğer birlikte yapacağımız şu vedalaşma yönlendirmeli meditasyonunu yapamayız. Kesilir yarıda. Daha doğrusu kaydı kaybederiz. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu kapatayım. Hemen kayda alayım. 2 dakika içinde geri açayım. Orada yapalım meditasyonumuzu. Tamam mı? Öpüyorum. 2 dakika sonra görüşelim.